bizler kadınlara karşı her türlü şiddetin, başta kadınlar, çocuklar, LGBTİ artıların maruz kaldığı ev içi şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirten, devlete şiddeti önleme ve mağdurun korunması yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmedik. Vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Eşik olarak 20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınladığımız bildiride kararın hukuksuz ve hükümsüz olduğunu ilan etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin ve anayasanın hiçe sayıldığını vurgulayarak milletin iradesiyle mecliste oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılamayacağını belirtmiştik. Meclisin iradesinin tek kişiye devredilemeyeceğini, mecliste yasa ile kabul edilen ve anayasanın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararla çıkılamayacağını söylemiştik. Ne yazık ki ülkemiz sadece İstanbul Sözleşmesi açısından değil, bütün adalet sistemine ilişkin olarak adeta bir tek dilin, tek konuşmanın etkisi altındadır. Kadınlar olarak bunun da farkındayız ve mücadelenin, yani adalet mücadelesinin bütüncül bir mücadele olduğunu, o mücadele içinde hazır olduğumuzu size iletmek isteriz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Yapılan araştırmalara göre %86 kadın örgütlerine güvenen Türkiye toplumunun güvenini kadınlar olarak, burada bulunan arkadaşlar olarak boşa çıkarmadık. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar başladığında, eşik kurulduğundan bu yana Türkiye'nin 4000 bir yanından kadınlar ve LGBTİ artılar olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdik. 19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek İstanbul Maltepe mitinginde buluştuk. Mitinglerin önemini bilirsiniz. Mitingler bir toplumunun yüreğinin attığının ifadesidir. Orada hepimiz adına konuşan arkadaşlarımız, orada hazır olan arkadaşlarımız, bütün Türkiye kadınlarının, bütün Türkiye ayrışmaya uğrayan kesimlerin sesi olarak kendilerini ifade ettiler. 10 yıllardır kadın haklarını savunucularının emekleriyle kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla yapılmış olan "Yasalara dokunma, uygulama, uygula" sloganını attık. Yasalara dokunma derken bir amacımız vardı. O yasaları biz değiştirdik sevgili arkadaşlar. Elbette ki Cumhuriyet Devrimi'nin önemli kazanımları vardı yasal planda. Ama bunların ileriye götürülmesi mutlaka zorunluydu ve ileri götürmek için elimizden geleni yaptık. Burada gördüğünüz arkadaşlarımızla adeta ayaklarımız parçalanarak Türk Ceza Yasası'nın, Medeni Yasa'nın, İş Yasası'nın ve diğer yasaların kadınlar lehine düzenlenmesi için emek verdik. Bu emek sadece İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkma anlamına gelmiyor. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim. İstanbul Sözleşmesi bir insan hakları sözleşmesidir. İnsan hakları sözleşmesi sadece Türkiye'deki kadınların emeği ve çabasıyla oluşmamıştır. Bu sözleşme bütün dünya kadın hareketinin emeğini taşımaktadır. Bu sebeple emeğe yapılan haksızlık, emeğe tek bir sözle, tek bir cümleyle feshettim diyerek yapılan haksızlık sadece bize değil, dünya kadın hareketine de yapılmış bir haksızlıktır. Bugün Türkiye'nin her köşesinden bu davaya sahip çıkan binden fazla avukat arkadaşımız ya vekalet aldılar ya yetki belgesi aldılar. Bu şu demektir: barolarımızın kadın gücü, barolarımızdaki kadın hareketi haklara sahip çıkmak için ayaktadır, uyanıktır,
kararlıdır. Burada şu anda cübbeleri olan ve olmayan arkadaşlar biraz sonra duruşmada göreceksiniz. Binlerce kadın avukat hakların savunulması için görevde olacaktır. Ve binlerce, onlarca, yüzlerce sivil toplum örgütü, kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri burada bizim yanımızda duracaklardır. Bu çok büyük bir kazanımdır. Sevgili arkadaşlarım, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bu vazgeçmeyeceğiz kararımızın günlerdir emekçisi olan değerli Hülya Gülbahar arkadaşıma sözü devrediyorum. Onun da basın açıklamamızın bu bölümünü size sunması için kendisini davet ediyorum. Bir kişinin kararıyla uluslararası sözleşmelerden çıkamazsınız. Sizin kabul ettiğiniz anayasaya bile aykırı. Kendi anayasanızı da çiğneyemezsiniz. Slogan, hadi slogan. Sözleşmesi yaşatır İstanbul. Sözleşmesi yaşatır. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Anayasa son derece açık arkadaşlar. Cumhurbaşkanı kararname ya da karar tek kişilik işlemiyle spor müsabakaları, ekonomik anlaşmalar yapabilir, bunlardan çıkabilir. Ama bizim hayatımız ithal edilen patates, ihraç edilen domates değil. Temel haklarla ilgili, hayatımızla ilgili sözleşmelerden bir kişinin kararıyla çıkamaz. Anayasa son derece açık, 90. madde son derece açık. Temel haklarla ilgili sözleşmeler yasayla yürürlüğe girer. Meclis karar verir, tek kişi değil. O sözleşmeden ancak meclis kararıyla çıkılır. Tek kişinin kararıyla değil. O kadar açık, o kadar hukuki, o kadar haklı bir dava ki davamız. Onun için zaten bir oy farkla kaybettik yürütmeyi durdurma kararını. Şu ana kadar mütalaa veren bütün Danıştay savcıları aynen bizim burada söylediğimizi söyledi. Anayasaya aykırı bir işlemdir, iptal edilmesi gerekir diye. O umutla biz buradayız. Danıştay'ın hakimlerinin de, Danıştay'ın savcılarının da bu gerçeği gözeteceğini ummak istiyoruz burada. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı kim istiyor arkadaşlar? Biz niye direniyoruz? Çocuk istismarcılarına af getirilsin diyenler İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istiyor. Kadının nafakası dahil, maddi manevi tazminat hakkı dahil, el içi emeğini gasp etmek isteyen, yani kadınlara ekonomik şiddet uygulamak isteyenler İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istiyorlar. Yaş nedeniyle, engellilik nedeniyle, sağlık nedeniyle, cinsel yönelim nedeniyle istediği ayrımcılığı uygulamak isteyenler, istediği şiddeti uygulamak isteyenler sözleşmeden çıkılsın istiyor. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Sırf kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkmak için burada bulunuyorlar. Çünkü 20 Mart gecesi bir kişinin kararıyla kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse kabul etmedi. Sadece ve sadece katillere ve çocuk istismarcılarına kucak açmak anlamına gelen bu karardan bir an önce vazgeçilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bugün Danıştay'daki bu duruşma önemlidir. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak dava açtık biliyorsunuz. Yürütmeyi durdurma kararımız reddedildi. Ancak esastan yapılacak olan görüşmeden olumlu bir karar, adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu kararın çok geciktirilmeden bugün verilmesini ve bu karar verildikten sonra Cumhurbaşkanı da bunu derhal uygulamaya koymasını istiyoruz, veto etmemesini istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi edildiği ilk 24 saat içerisinde 6 kadın katledildi. O yüzden buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kendi alanında altın standart olarak kabul edilen ve kadına yönelik şiddeti önle, önleyemediysen kadını koru, koruyamadıysan katilleri cezalandır, katilleri, istismarcıları, tacizcileri, tecavüzcüleri cezalandır ve aynı zamanda bütüncül politikalar üreterek kadını genel anlamda güçlendir diyen bu sözleşmeye herkes sahip çıkmalı. Buradan tüm Türkiye'yi tek yürek olmaya davet ediyoruz. Kadınlar olarak, kadın örgütleri olarak mutluyuz.
diye bir kararın çıkması için zaten çabalıyoruz. Uzun süredir yani o tek adamın açıkladığı o geceden beri bütün kadın örgütleri yani bulunduğumuz her alanda, her sokakta, her mahallede, her ilçede sesimizi çıkartmaya çalıştı. Çünkü çok önemliydi. Kolay kazanımlarla gelmedi İstanbul Sözleşmesi. Biraz önce açıklamamızda da söyledik. Sadece Türkiye değil, dünya kadın hareketinin kazanımı olarak geldi buralara. Ve bugün sadece bir tek bireyin ya da bir anlayışın, bir sistemin değiştirmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü çok bedeller ödeniyor. Bugün şurada konuşurken bile birçok kadın katlediliyor. Birçok kadın cinayetleriyle ilgili şiddete maruz kalıyor. O yüzden İstanbul Sözleşmesi ve 6284 bizim için esas ve önemli. Buradan çıkacak karar ne çıkacak öngörümüz? Elbette ki iktidarın artık hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Yargı Gezi davasında bunu çok net daha gördük. Aslında biliyorduk ama Gezi tüm Türkiye'ye o Gezi kararı tüm Türkiye'ye bir cevaptı aslında. Biz o yargının kimin yargısı olduğunu, o yargının iktidarın yargısı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugün çıkacak kararı biz kadınlar açısından önemli görüyoruz. Ve bu kararın önemli bir karar olacağını, bizim lehimize olacağını düşünüyor ve umut ediyoruz. Olumsuz bir şey dahi olacaksa da biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda olduğu gibi vazgeçmiyoruz dedik İstanbul Sözleşmesi'nden. Bugün binlerce avukat burada, kadın örgütleri burada, kadın vekiller, siyasetçiler buradayız. Elbette ki sözümüz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor olacak. Bugün de, yarın da, bundan sonra da buna devam edeceğiz.